Bir tane de akıllısı denk gelmez mi bize Allah'ım yarabbim ya? Gitmiş batırmış bütün parayı kuş belli. Kuşum derdi bana. Beni benler yapardı sabah. Kızardım ama severdim de herifimi. Ah Bekir, ah! Sen git bütün parayı kaptır. Ne oldu? Tut gibi ortada kaldık. Bir de millete evleniyoruz biz, evleniyoruz biz diyoruz. Nereye evleniyorsun? Daha çeyizime çay bardağı bile koymadım. Ay alırız be abla. Hatta gider beraber alırız. Ben bir meşhur olursam, bak gör o zaman. Seni böyle bırakacak değilim ya. Evde alırız. Hatta beraber döşeriz içine ha. Kız. Ha. O pazarda gördüğümüz güllü yemek takımını da alır mıyız? Alırız tabii be. Hatta daha iyisini alırız. Alırız alırız. Alalım. Alalım da. Benim elimin altında dursun kobranın beynini patlatmak için. Tamam. Akşama kadar burada olur değil mi? Lütfen gecikmesin. Teşekkürler. Kimle konuşuyordun? Hasret'e çok sevineceği bir hediye aldım. Akşama getirecekler. Ne aldın? Sürpriz. Ben Hasret'i almaya gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaş, koca İstanbul'da bir iş bulamadık oğlum ya. İş mi arıyorsun? He. Al, garson arıyorlar. Oğlum Allah bilir, bu da bayan garson arıyordur. İş için mi gelmişsiniz? Evet. Buyurun o zaman, hemen gelin. Patron gelince de parayı konuşursunuz. Çabuk olun, çabuk. Oldu oğlum. Nasıl ya? Nasıl, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? İyi, sağ ol. Hoca, ben de sana geliyordum ya. Ne oldu? Biraz konuşabilir miyiz hoca? Buyur. Ya Burhan Bey ya. Niye telefonun yok senin ya? Bari sen beni ara. Otursana. Evet. Bir şey içer misin? Yok hocam, sağ ol. Böyle rahatsız ettik, kusura bakmayın. Yok, ben de mahalleye gidecektim Hasret'i almaya. Ha, benim de işte konuşmak istediğim mevzu bununla ilgili. Biz Gülnaz'la evlenmeye karar verdik ya hocam. Şimdi bizim gibi adamlar için evlilik kolay değil, biliyorsun. Fakir adamlarız biz. Arada bir işe gidiyoruz. Para varsa harcıyoruz. Para yoksa da yan gelip yatıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben Gülnaz'a evlenme teklif ettim ya hoca. Hı hı. Benim bir şeyler yapmam lazım be hoca. Anlatabiliyor muyum yani? Para bakımından, iş bakımından bir şeyler yapmam lazım. Hani senin sağda solda çok tanıdığın vardır. Tamam. Ayarlayalım bir şeyler. Hani böyle sanatımızı icra edebileceğimiz bir mekan olsa, 3-5 kuruş para kazansak. Hocam inanır mısın, ben o kızcağıza daha yüzük alamadım ya. Vallahi bak, iki gözüm önüme aksın, yüzük alamadım ya. O yüzden sen bize bir kapı açsan, biz o kapıdan böyle dalsak içeri, yürürsek gitsek. Hem bak, biz yakında bacanak olacağız inşallah yani. İnşallah. Sen beni öyle kurnaz, böyle çakal biri zannetme yani. Yok hayır, estağfurullah. Ha, değilim yani. Hani bizim ortak sırlarımız bile var hocam yani, anlatabiliyor muyum? Yani Hasret'in bilmediği, bizim bildiğimiz şeyler bile var yani. Öyle. Yani kusura bakma, neyse çok uzattım lafı. Böyle karşılıklı saygı çerçevesinde konuştuk inşallah. Ya ne diyorsun hoca? Yapar mıyız bir şeyler? Ben bir Levent'i arayayım. Aslansın hocam. Sağ ol. Hadi bakalım. Ha, Levent. Bak şimdi. Hasret. Bak kız. Ne güzel oldu değil mi? Nereden buldun çerçeveyi? Kömürlükte. Öyle boş boş duruyordu, aldım içine koydum. Ay vallahi cillop gibi oldu ha. Kız, ben bunu nereye atsam? Aha. Şuraya atsam da herkes görse. Ay yoksa ayıp mı olur öyle görmemiş gibi? Dur bakayım. Tamam. Levent bir şeyler ayarlamaya çalışacak. Çok güzel. Tanıdığı bazı restoranlar varmış. Hocam büyük adamsın, yemin ediyorum. Vallahi billahi. Sağ ol. Sağ ol. Benim mahalleye gitmem lazım. Tamam. Ben de seninle geleyim. Ben de bir Güllaz'ı bir göreyim. Olur. İnşallah.
Allah.